İyi. İyi öyle. Ne haber Ahmet? İyi abi, sen ne haber? İyiyiz, ne yapalım? Ben çok baston yutmuş gibi oldum. Biraz şöyle şeyli duruyorum. Göbekte hani şeyli çıksın. İyiyiz. Başlıyorum o zaman Başlayalım yavaş abi tabii. yavaş. İznin olursa. Estağfurullah. Teşekkürler. Çok kibarız. Aramızda böyleyken çok kibarız. Premium motosikletten herkese selamlar. Burada olmamızda bir amaç uğrunda buradayız. Niye ben böyle bir şeyle başlıyorum? Başlıyorum. Kestik. motosikletten herkese selamlar. Burada bulunmamızdaki neden iki tane gördüğünüz canavarların arasında yer alıyoruz. Neden belli. Bir ön inceleme yapacağız. Ön incelemede Tenere 700 sizlerle olacak. O zaman başlayalım. Yanımda Premium motosikletten Ahmet Bey var. Ahmet Bey, böyle kibarlık olsun diye söylüyorum ama aslında Ahmet Bey demiyorum. Genelde Ahmet diyorum. Öyle de yayında devam He, hiç etsin abi. sıkıntı yok Hiç abi. böyle Aynen öyle. kibarlığa Hiç gerek gerek yok. duymadan. Abi kardeş devam abi. Eyvallah. Sorayım. Ne haber bro? İyi misin? İyi, sen nasılsın? Çok olmadı mı? Tenere dediler. Evet. Abi, herkes ön inceleme yaptı. Bazıları işte bahsetti. Eğikmadan videolar, fotoğraflar geldi. Çok Evet. konuşuldu. Hatta bizim WhatsApp grubunda işte şu olmuş, bu olmuş, şöyle değişiklikler var filan derken bir sürü bilgi kirliliği var ortada. Ama biz de burada da yani biz hemen demiyoruz ki bunlar kesin bilgi şöyledir. Hani emin olduklarımızdan bahsedeceğiz. Nelerin ne olduğunu, hani yakıştı, yakışmadı, yoruma açık kalsın. Tabii, ben Biz sağlıklı. illa bir bilirkişi tarzında bir şey anlatmayacağız. Sadece ön incelemede izlenimler neler, bunlardan bahsedelim diye buraya geldik. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz o Çok zaman. sağ olun. Premium motosikletin zaten bendeki buradaki böyle hani beni cezbeden kısmı şey, yakınlığınız. Abi mekan senin, istediğin gibi çekim yapabilirsin dediğinizden dolayı da burada Öyleyse. ayrıca çok rahatım ben. Çok teşekkür Ne ederim. demek abi? Başımızın üstünde Onur yerim var. Bey de şu anda kamera arkasında bize elinden geldiğince şey yapıyor artık. Ne Ne denir? Bulamayız. Olur diyor, eyvallah çekiyor, öflüyor, pöflüyor Onur da yanımızda. candır diyelim o zaman abi. Aynen öyle. Teşekkür ederiz Onur Bey. Teşekkür ederiz Onur Bey. Size de. Abi, Evet abi. konuya girelim. Girelim. Tenere 700 bir şeyler yapılacak dendi, yapıldı. Evet. Bunların genelde şöyle topluca baktığımızda Tenere 700'de benim anladığım biraz kullanıcıya yönelik, kullanıcının şikayet ettiği bazı şeyleri göz önüne alarak Doğru. değişiklikler yapmışlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Nereden başlayalım? Gaz telinden başlayalım mı? Olur. Şöyle Euro 5 Plus normlarına uyması için artık biliyorsun bütün motosikletlerin belli başlı özellikleri barındırması gerekiyor. TCS bunlardan birisi. TCS'yi uygulayabilmek için bir elektronik gaz koluna ihtiyacımız var. Yamaha burada YCCT olarak bir yeni gaz kolu teknolojisi getiriyor. Yani kendi adı olduğu için öyle diyorum. Ama normal şartlarda elektronik bir gaz kolu. Bununla birlikte TCS dahil oluyor sistemimize. Bunun haricinde motorun genel anlamda hatlarında çok bir değişiklik olmasa da Blok olarak da bir değişiklik yok. blok olarak Motorun herhangi bir böyle oynanacak bir kısmı ile herhangi bir şeyimiz yok. Yani onunla yok. ilgili bir şey Ya yapmamışlar. sadece Euro 5 Plus normlarına Evet. uydurabilmek için blok içinde ufak tefek muhakkak ki değişiklikler olacaktır. Ama bu senin benim yani son kullanıcının anlayabileceği değişiklikler değil. Peki bu Plus'ta biraz daha mı şeye dikkat ediyorlar? Mesela ben ilk 2019'da çıkan Tenere'de sonra Euro 5 özelliğine yönelik değişiklikler yapınca biraz hırçınlığı gitmiş gibi hissettim. Hissetmedim değil. Fakat Plus'ta acaba buna bir etken olacak bir durum var mı? Ya onu kullanmadan söylemem İşte çok söylemek mümkün zor değil. ama Ama belki de psikolojik de olabilir. Hiç öyle düşündük mü? yok değil. Yok, değil mi? Tam kullanıcısı Değil. olan sensin, o yüzden hani. Ya şöyle, şimdi bazı şeyleri Euro normlarına uydurabilmek için sıkıştırmak gerekiyor. Emisyonu sıkıştırmak gerekiyor. Bu da bazı şeylerden feragate neden olabiliyordur. Evet. Euro 5 Plus'ta zannetmiyorum ki şu an mevcuttaki blok güçlülüğünden bir kayıp olsun. Ama tabii bunu da denemeden bir şey diyemem. Yanlış bir bilgi vermeyeyim. Tamam. Bu da konularımızdan bir tanesiydi. Bilemediğimiz, ucu açık kalan konulardan biri.
Abi yukarıdan mı başlayalım, nasıl başlayalım? Senle beraber ilerleyelim, benim de tamam. Soracağım şeyler var. Düzden mi, ralliden mi? Valla aslında buraya doğru bakıyorum, burada olup da hani kafam dönmesin diye oraya buradan bakıyorum. Tam aslında aynı. Aynı yani sonuç aynı. Olarak. Gaz teli gitti. Gitti, elektronik gaz kolu oldu. Başka da hani böyle baktığımızda bununla beraber yeni bir hava girişi, daha akıcı olmasını sağlayıcı özellikler de var bildiğim kadarıyla. Kafa kısmından mı bahsediyoruz? Evet, kafa kısmında. Evet, kafa kısmında ufak tefek değişikliklerimiz var. Camımız değişti. Evet. Evet, camımız sen gösterirsin. Evet, buradan ön farın görüntüsünden ayrı burada yekpare bir şekilde bir iniş söz konusu bağlantı kısmında. Şu eskiden dedim şu an gördüğümüz seride cam iki parça. Evet. Şimdi yekpare bir şekilde arkaya ön doğru tarafa, uzanıyor. Evet. Bunun haricinde seninle de zaten çekimden önce konuştuk. Hı-hı. Şuradaki sarsıntıyı ben niye orada gösteriyorum? Ben de evet, burada gösteriyorum. O aynı kafa zaten. Şuradaki mesela. Sarsıntıyı alabilmek adına arkaya daha büyük bir plastik kol ABS kol gibi bir parça üretilmiş. O da muhtemelen kafadaki tenerinin klasik titreşimini birazcık da absorbe edecektir diye düşünüyorum. Evet, birçok tenerici, kullanıcı arkadaşlar onunla ilgili hatta kafaya tasarımsal üreten, parça üreten kişiler değiştirecek parçalar getiriyordu. O da onlardan bir tanesi. Tabii. Onlardan bir tanesiydi. Onu görmüşler, demişler ki biz kendimiz fabrikasyon bunu yapalım. Standartında bu olsun. Tabii. Kimse de hani buraya bir telefon aparatı bir şey koyduğunda o sarsıntı minimalize edilmiş olsun. Aynen ona öyle. Yönelik olmuş. Yani dediğin gibi aslında aftermarket'tan ziyade orijinal Yamaha ürünüyle birlikte kullanılması daha sağlıklı olduğu için Yamaha direkt kendi mühendislerine bunu ürettirmiş. Evet. Ve CP2 blok zaten kayıttayız oğlum. CP2 bloklarda ben biliyorsun tracer kullanıyorum. Kafa kısmında çok fazla titreme var. Yamaha'da işte aftermarket'ten ürün alacağına ben bunu üreteyim. Kesinlikle. Orijinal ürünü al, daha sağlam. En azından Yamaha mühendisinin ürettiği bir parça olduğu için onu dediğin gibi kullanıcı deneyimlerinde göz önünde bulundurarak kendisi direkt aksesuar değil, direkt motorun üstünde bize sunmuş aslında. Bence çok iyi feedbackleri değerlendirerek yapılmış bir tasarımsal şeyler var. Bu en başta kafadan bahsettiğimiz gibi o şekilde olmuş. Hazır buradayken belki sıralamayı değiştiriyorum ya da önüne geçmeyeyim ama far tasarımını konuşalım mı? Konuşalım tabii. Orada da değişiklikler var. Kesinlikle. Eskisi gördüğün gibi mercek yuvarlak vardı. Evet. Yenisinde aslında Tracer 9 GT serisinde gelen Matrix far sistemine bir atıfta bulunulmuş gibi. Farlar birazcık daha böyle kaşlı olmuş. Evet. Muhtemelen birazcık daha iyi aydınlatacak buna. Yani şu an iyiydi. Yayabilme açısından. Aynen, ki. Hüzmesel olarak daha geniş yayacağını düşünüyorum. Gördüğüm kadarıyla böyle olduğunu düşünüyorum tabii ki de. Yani güzel bir teknoloji. Umarım ilerleyen zamanlarda Tracer'daki teknoloji buna da gelir. Yol odaklı bir tarz oluşturmaya kalkarsa dediğin gibi aynen doğru öyle. Aslında ama ben her zaman da söylüyorum Tenere 700 kullanıcıların çok böyle görsele yönelik hareket edeyim biraz aksesuara kaçayım tarzına hareket etmedikçe bence farda herhangi bir gereksinim şimdiye kadar duymadım ben. Çünkü aydınlatması gece olsun gündüz fark edilme adına olsun gayet iyiydi. Bence üzerine belki bu şekilde yaparak hani daha çok yayvan şekle getirerek hani dışarıya odaklı bir aydınlatmayı düşündüğü için böyle bir şeye gittiğini varsayıyoruz. Yani muhtemelen öyle dediğin gibi çünkü mercek farlar aydınlattığı hüzme belli bir yere aydınlatıyor. Evet. Konuştuğumuz farların hüzmesi açıldığı aynen için daha güzel, daha konforlu bir sürüş sağlayacaktır. Evet. Ben beğendim açıkçası. Ben de beğendim. Çok şık İlk olmuş. İlk görüşte kesinlikle, beğendim. Kesinlikle. Poltares'in videosu da zaten biliyorsun. Poltares zaten. Müthiş bir şey yapmış. Usta. Hazır Poltares'e dayanmış şey yapmışken, oraya gelmişken mevzu. Kaskta da değişiklik gördüm Poltares'te. Aeroh. Evet, Aeroh'la çalışıyor. Çalışmaya başlamış. Kadarıyla. Evet. Bu da şey gibi olsun. Hani böyle futbol maç öncesi konuşanlar hayırlı olsun gibi. gelelim bence Sele'ye. Tabii. Sele ile ilgili senin de ilk dikkatini çeken videoyu ilk seyrettiğimizde beraber seyretmiştik seninle. Aynen abi. Farklılık gördük hemen dikkatimizi çekti. Direkt Sele değişmiş diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Değişmiş. Değişmiş. Yani iki parçadan oluşan Sele. Tek parça rally tipi Sele'ye dönmüş. Evet. Rally tipi Sele'ye döndükten sonra ayakta kullanım esnasında yani benim başıma gelmedi belki senin gelmiştir ama birçok kullanıcının geliyor. Ayaklar bazen rahatsız ediyor, debriyaj kısımlarına değiyor, iyi inip kalkamıyoruz.
Onunla alakalı bir geliştirme söz konusu. Ayrıca Sele'den ayrı bahsediyoruz bunu. Sele ile birlikte şimdi hani oturduğumuz için anlatıyorum. Hı hı. Sele'miz değişiyor. Tek parça bir Sele oluyor. Evet. Tek parça Sele oradaki hareket alanımızı daha rahatlatmış oluyor. Hı hı. Rally tipi olduğu için. O esnada da ayağa kalkarsak Sele'yi bıraktım. Şu anda ayaktayım. Evet. Ayaklarımın değdiği yerde debriyaj kapağı, hı hı, olduğu için o debriyaj kapağına da ufak bir modifikasyon mu yaptılar artık, ne yaptılar bilmiyorum. Hı hı. Muhtemelen birazcık içeriye alındı o. Hı. Bu da ayakta ve otururken kullanımı daha da konforlu hale getiriyor. Şimdi Sele konusuna gelmişken ben ufak bir kullanıcı olarak bazı şeylerden bahsetmek isterim. Biliyorsun ben yanımdaki bu motorla İtalya turu yaptım. Evet. İtalya turu yaparken uzun mesafe yol kat ederken harbiden... Yani canını okuyor, okumuyor değil. Bana, hı hı, çok soru geliyordu. Abi almayı düşünüyorum, artçım var, Sele konusunda çok şikayet edenler konfor var diye. Konfor açısından. Konfor açısından, hı hı, ama ben onu kısa bir belirtmek isterim. Çünkü seyredenler, yeni seyredip 2025'i değerlendirmek isteyenler olabilir. 2024 için konuşuyorum en son olanı. Hı hı. Hani 2025 gelmedi. Evet. Sele'nin rahatlığını falan bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Hani bir de şu var. Şimdi kalkıp ben Goldwing'den ya da Sele, konfor Selesi olan bir motosikletten bu motora geçersem evet abi Sele rahatsız eder. Abi zaten şimdi şöyle adventure bike. Adventure. Yani hani benim potom tövbe. Yo olabilir. Olur mu? Tamam, toto da olur. Mabat diyoruz. Onlar tamam güzel. Şey, tamam mabat. Şöyle yapalım o zaman hani adventure bir motosiklette benim mabadım rahat etsin. Ben hem zıplayayım hoplayayım ama rahat etsin diyorsak. Kulağa çok... hoş geldin mabat. Değil mi? Çok yanlış yerdeyiz ama. Tamam. Onun için sport trink almak gerekiyor abi yani. Ama hem severim hem ben doğa gezisi yapacağım, eşimle kamp kuracağım, işte sevgilimle şuraya gideceğim dediğinde de binilebiliyor. Bu kesinlikle motora binilmez diye bir şey yok arkadaşlar. Yani şöyle kauçuk bir şey yok nihayetinde, evet, altında. Var öyle motorlarda, evet, adventure sınıfında. Oturuyorsun böyle tahtaya oturur gibi. Aynen. Bunun en azından bir şey hissettiriyor. Ya her güzelin bir kusuru olur derler. Muhakkak ama bak dediğim gibi şimdi ne istediğimiz de doğru orantılı. Evet. Aynen tam olarak öyle. Yani. Ve bunda da ben inanıyorum ki değişiklik yapmışlar. Şöyle bir şey daha belirtmek isterim. Biliyorsun ben bu motosikletten hani düz Tenere'den World Raid'e geçtim. Evet. İlk hissettiğim şeydi. Oh mu dedim? Oh dedi. O da oh dedi. Tamam. Muhtemelen şimdi şöyle zaten. Nedir abi RG? Yenileyerek üstüne koyarak, evet, yenisini üretmek. Bence World Raid'den de esinlenip Sele'ye bir şeyler yapabildiklerini arzu ediyorum, düşünüyorum. Ben fotoğraflarda şeyi gördüm. Sele sanki böyle hani... Bir pof pof değil mi? Evet, hani öyle, evet, bir şey hissettiriyor en azından. Evet. Yani belki bundan daha rahat olabilir. Ama dediğim gibi hani Toto konforu arayan adventure'a binmesin. Bence de. Kusura bakmasın ama birazcık hırçın motosiklet. Birazcık... Kesinlikle. Ya yalnızken daha zevk alabileceğiniz motosiklet ama arçınız varsa da... Her yere gidersin. Sizi seven her türlü kusura da katlanır. Aynen öyle. Yani biz konfor Sele almak zorunda kaldık ama olsun. Ya da şöyle bakabilirler. Ya ben motosikleti seçtim, tek kullanmak istiyorum. Eşim de rahatsız oluyor veya sevgilim. Oh yalnız gideceğim kampa falan. Gidersin yani. Gidersin tabii ya. Ya şey dersin. Ya kusura bakma hani bindin ama bu motorun böyle sert. Hani sert. İyi o zaman ben arkadaşlarımla vakit geçireyim. Sen hafta sonu kampa git dediğinde sana bir fırsat kardeşim. Evet, aynen öyle yani. Bedavaya İçişleri Bakanlığı'ndan ona ya abi çok iyi ya. Eşleri seyrediyorsa beraber bize laf bizimkiler ne diyecek acaba? Onu hiç düşünmedim. Burayı keselim. Gelelim yakıt deposuna. Yine 17 litre. Yani 16 litre, evet, 16. geliyor. Aynen öyle. Ama lansmana ilk katıldığında Uşak'taki ilk dikkatimi çeken şeydi. Depo kapağına anahtarı takıyorsun şlak elinde. Hı-hı. Beni hiç rahatsız etmedi. Yani kullandığım 3 tenere, 2 tenerede de rahatsız etmedi. Üçün bir ilki şeydi, 1200 tenereydi. Evet. Ama 3'ün yani 3. tenere olarak 2. ve 3. teneremde hep kapağı söktüm, benzinimi doldurdum, taktım, şey yaptım. Benim için bir sorun değildi. Ama birçok kişi, alışanlar için söylüyorum yine, o depo kapağı sorundu. Ne yapmışlar? Anladığımız kadarıyla buna bir güncelleme gelmiş, evet, depo kapağı birazcık geriye gelmiş, deponun disk kavraması biliyorsun, hmm, birazcık sıkıntılı denebilirdi. Evet. Yani en azından bana evet, göre, evet, ben çok büyük bir adam olmadığım için, hmm, bacağımın arasından da kayıyordu. Buna istinaden hem depo kapağı birazcık geri gelmiş hem dediğin gibi o anladığımız kadarıyla, hmm, açılıp kapanan sisteme dönmüş. Yani alıp gezdirmeyeceğiz elimizde, evet, diye umut ediyoruz, hmm, anladığımız kadarıyla. Evet. Onun haricinde de dediğim gibi depoda da birazcık böyle bir incelme söz konusu ki
oturuşta, evet, oturuşta tutuş pozisyonu dizlerimiz tam kavrasın depoyu, evet, diye bir şey güncelleme yapılmış. Bir de yapılmış. Depoyu biraz daha aşağıya alma gibi bir şeylerden bahsedildi. Onu da duydum denge açısından. Evet, aynen öyle. Ön taraftaki ağırlık merkezini tabii ki de dengeleyebilmek için deponun ağırlık merkezi biraz daha aşağı indirildi. Abi bütün özellikler böyle baktığımız zaman oraya çıkmıyor mu? Sanki World Raid'de bir ustalık şeyi gibi yapmışlar. Aynen, o ustalığı öyle bunlara geri getirmişler. Böyle sanki bunlar minimize bir etmişler. Evet, küçük World Raid'e dönüştürmüşler gibi hissettim. Aynen öyle. Depo çok kapakları olsun, alta biraz daha yakın aynen oluşu. Öyle. Aynen öyle. Yani benim yani yeni World Raid'e geçişimde bunu daha iyi anlayabilir vaziyette ben söylüyorum. Hı-hı. Gerçekten denge konusunda zaten iyi bir makinaydı. Kesinlikle. Ama World Raid'le bunu daha da böyle şey yapmışlar. Sanki bisiklet gibi ayakta ışıklarda dur, kırmızı yanacak derken git. Aynen öyle. Aynen evet. Öyle. Evet. Ön kısımdan bahsederken amortisörü de bence bir konuşalım derim abi. Tamam. Biliyorsun standart Tenere'nin amortisörleri 210 mm bir sönümleme hareketine evet, sahip. Evet. World Raid'in 2024 World Raid'in 240 mm. Evet. Yeni gelecek olan 2025 model Tenere'lerde bu sönümleme 240 mm'ye çıkıyor. Oo, bayağı arttırmış. Bayağı arttırıyor. Bu da dediğin yani daha önceden konuştuğumuz hı-hı gibi arazi sürüşlerinde daha rahat, daha konforlu ve daha güvenli bir sürüş elde etmemizi sağlayacak. Evet. Bence işte bunda Poltares'in yarışlarda bazı şeylerde yaptığı şeylere odaklı, sırf kullanıcı değil. Bence onun da parmağı var gibi. Çünkü yaptığı hareketlere bakıyorum. Muhakkak o sönümleme hani onun tabii çok farklı. Tabii o ona göre ayrı bir spesifikasyon. Ona göre ayarlanıyor. Bunu istiyor ki kullanıcı da buna yakın bir kullanım sağlayabilsin diye. Aynen öyle. Bence bu tarz bir harekete girmişler. Çok kesinlikle güzel olmuş. Servislerde de bence sizin serviste de yapılabilir. Tabii ona göre de kişiselleştirip hani ona göre sönümlenmesini istiyorsa kullanıcının İsteği doğrultusunda onu ayarlayabiliyorsunuz tabii, da değil tabii mi? Tabii ki de öyle aynen şey öyle. Var. Bizim haricimizde kullanıcı kendisi de bunu hani gelemedi, yapamadı ya da atıyorum araştırdı. Bir arazide bir yere girecek. Evet. O anda yapması gerekiyor. Kendisi de çok kolay bir şekilde artık bunu yapabilecek en azından. Çok güzel. Bence iyi olmuş. Kesinlikle, o da iyi bir kesinlikle ayrıntı. Bununla beraber birçok daha çok böyle hani yüzde veremem ama genelinde Tenere kullanıcılarının yaptığı aramızda sohbetlerde şunu çok duyduk. Abi artık yani şu gaz teli olayı bitsin ya. Hani bitti. Çok dayanıklı bir motor. Tamam kesinlikle. Hani yaptığı malzeme olsun, şasinin o hani hiçbir şekilde al vur duvara fırlat. Kırılmaz. Kırılmıyor. O şasiyi zaten hiç söylemeye aynen gerek öyle yok. Ama bu gaz teli gerçekten bazı kullanıcıları rahatsız ediyor. Ya artık gün 2024 hani niye yapmıyorlar diyorlardı. 2025'te bu gaz teli evet. Niye geldi döndü? Aramıza katıldı, elektroniğe geçtik. Evet. Normal teli attık, elektroniğe geçildi. Aynen. Bunun bir avantajı şu oldu. İki tane sürüş moda eklendi Tenere'ye. Buna istinaden Sport ve Explore olarak. Hı-hı. Sport birazcık daha adı üstünde hırçın. Hırçın, şehir içi, artı uzun yol filan. Aynen öyle. Şey. Explore ikinci modu. Bu arada yeni sezgisel tuşla ve yeni ekranda bunların hepsini oraya geleceğim. O da var. Oraya zaten yok, oraya gelmeyelim. Tamam. Hop, buradan aldım şeyi hop, buradan şeyi konuşalım re istiyorum. Hani bu gaz teli yerine bu şeye geçişi, elektroniğe geçişi. Bununla beraber elektroniksel ekranda da değişikliğe gidiyor. Aynen öyle. Ha, aynen öyle. Asıl şeyi söyleyecektim abi. Bu sürüş modlarından önce bu 2024'lerde, 2023'te gelen 2024 modeller dahil bu sürüş modları yanlış anlaşıldı. İlk etapta biz şey yapıyorduk. Ön işte ABS kapağı, toprak mıcırlı yola giriyorsan şunu yap, bunu yap. Bunu ilk başta geldiğinde biz sürüş modları gibi aklımıza gelmişti. Yok değil. Değildi. Değil. Şimdi sürüş modları işte evet geldi. O sürüş modlarıyla beraber senin dediğin yere geleceğim. Ekran. Evet. Bunu ekranda görüyoruz ya, o yüzden ekrana geçiş tamam, yaptım. Tamam anladım, güzel geçti. Güzel geçiş. Bununla beraber o sürüş modlarını kullanabilme adına sağımızda bir makara, sürüş modları demeyeyim. Ekranı görebilme, o TFT ekranını görebilme adına sağda makara vardı. Solda. Ha eskiyi diyorsun. Çok özür dilerim. Evet. O makara. Abi o makara benim için dertti ya bu arada. Evet. Kaydırıyorsun gidiyor diyorsun. Fazla gidiyor böyle. Benzinlikte sıfırlama. Bende bir hastalık var. Trip 1, trip 2 muhakkak sıfırlarım. Kesinlikle bende de. Abi oraya gelip yapıyorum. Arkada korna çalıyor herif. Hadi git filan. Benzinliktesin. Ya bir sal oynuyor. Bir dakika ya filan. O beni strese sokuyordu.
Şimdi ne yaptılar abi? Abi şimdi Yamaha'nın sezgisel tuş takımı adını verdiği bir tuş takımı geldi. Aslında bu 2025 için tanıtılan neredeyse yeni bütün motosikletlerde alışık olduğumuz bir konsept. Hı-hı. Artık joystickle yapacağız her şeyi. Çok rahat olacak. Hakikaten şimdi sezgisel kol deyince birazcık böyle hani komik geliyor kulağa ama hakikaten süslü bir laf. Çok süslü ama ne bileyim artık alışkanlık mıdır nedir? İnsan ister istemez anında o kola adapte olabilir. Motorun üstüne oturduktan sonra neyi nerede nasıl yapabileceğimi otomatik olarak anlayabiliyorum. Evet. O da muhtemelen vakti zamanında kullandığımız başka motorlar, joystickler, oyun konsolları. Oradan aklımızda kalan bir aslında beyin motor hafızasının geliştirmiş olduğu bir şey. O yüzden aslında sezgisel... Çok güzel anlattın. Ben bile anladım yani. Abi zaten sen anladı ya. Hayır. Gerçekten. Bak düşüyordum. Ama evet güzel anlattın. Güzel güzel. Ha, değil mi? Vallahi güzel oldu. Fonksiyon falan bir şimdi şekil oldu. Şimdi neden öyle kullanıldığını daha iyi anladım. Eyvallah. Evet bu yüzden. TFT ekranda onda da değişikliğe gitmiş. Bayağı değişti ekranımız. Evet ekranı ben neye benzettim biliyor musun? İlk 2019'da gelen bu saat ekranlar gibi olan ekran vardı ya. Hani LED ekran diyoruz ona. Onlar LED. LED ekran. LED ekranı TFT olarak aynı ilk çıkan Tenere'deki benzetir, atıfta bulunur tarzda bir ekran koymuşlar. Evet doğru. Çok güzel olmuş. Andırıyor. Şöyle kenardan çıkıntılı sol tarafında. Aynen öyle. Çok güzel olmuş. Beğendim onu da. Bir de ekran da büyüdü doğal olarak. Kaç inç oldu? 5 inçti senin kasanın ekranı. 5 inç olması değil mi? 5 inç. Evet evet. 5 inçti 6,5 inçe 6.3. yükseldi. 6.3. 3. Teşekkür 6.3. ederim. 6.3'e yükseltildi. Bunun içinde de az önce konuştuğumuz bütün sürüş modlarını sezgisel rahatlıkla tuşumuzla rahatlıkla görebiliyoruz. Onun haricinde işte ABS aç kapat, TCS aç altta kapat. Altta aynen öyle sürüş modlarını. Onları da orada görebileceğiz. Ekranın büyümesi bu yüzden daha iyi oldu. O daha okunulabilir oldu. Ekran büyüdüğü için, piksel değerleri falan arttığı için muhtemelen gece sürüşlerinde ya da çok aydınlık tepeden güneş vurduğunda da görüntümüz bozulmayacak. O hiçbir zaman şey olmadı. O zaten güzeldi. Evet, belki Yamaha'nın yani, ekranları ben çok az yapıyor ama öz yapıyor diyebiliriz. Güzel yani. Güzel. Nokta atış. Kesinlikle. Çalışıyorlar. Ha, buradan o ekrana bağlı olarak yine tuşlara geleceğim. Sol tarafta ABS bu 2023 ve 2024 olan modellerinde o tuş ABS off vardı. Bununla beraber ABS off'la soruyorum bunu bilmeden gerçekten soruyorum. ABS off'la traction kapama aynı yerde miydi? Yok değil. Değil mi? Değil. Nasıl? Ya, o... Sezgisel tuştan traction'ımızı kapatıp modlarımızı değiştirebiliyoruz. Hı-hı. Yine ABS on off tuşu şu sol yine tarafta aynı, yine aynı yerde duruyor. Sadece onu tuş da... tasarımı değişti. Tuş tasarımı. Ya onu da birlikte sunmamasının nedeni aslında birazcık mantıklı. Hı-hı. Yani hani adam sadece ABS'yi kapatmak istiyordur. O tuşa atıyorum iki kere fazla basar, TCS kapanır. Doğru, terslik çıkabilir. Bir şey olur mu? Sakat durum olmaması. Adam onun yerini hani tek tuşla kapat aç kardeşim. Sen diğerini sezgisel parmaklarını kullanarak koldan değiştir demiş. Eyvallah. Hazır yine ekrandayız. Tuşlardan bahsettik. Benim kafama takılan bir şey var abi. Gerçi burada kurgu yapmıyoruz ama şimdi aklıma geldi soracağım. Bu ekranın MyRide uygulaması var. Evet Yamaha'nın. Evet Yamaha'nın. İlk başta aldığımızda gerçekten biraz anlamadığımız için zorluklar çektik. Hatta hatırlıyorsan senin kuramadığını biz kurmuştuk senin. Ya o kadar şey yapabilmeme rağmen beceremedim abi. Benim o şeyde... Ya sor belki ben yine beceremem mesela. Bahattin yapmıştı Bahattin, değil mi? Bahattin Bey teşekkür ederiz. Ona da burada sevgiler saygılar. Bununla beraber... Niye gülüyor? Bahattin. O mu geldi aklıma? Ne olur koy. Bahattin. Ne olur koy. Abi bununla beraber MyRide uygulaması ya. Ekrandan ben şey gördüm. Navigasyon olayını gördüm. Navigasyon olayı nedir abi? Nasıl navigasyon? Yani ben telefon MyRide'le beraber navigasyonu doğrudan ekranı orada mı görüyorum? Nasıl oluyor bu? Anladığım kadarıyla. Şimdi hani bunu da ben de %100 net bir şey söyleyemeyeceğim. Bu Garmin üzerinden çalışan bir navigasyon tabanı olmadığı aynı için. Aynı şeydeki gibi olay yok yani.
X-Max'teki gibi değil. X-Max Garmin navigasyon şeyiyle, altyapısıyla sunuluyor. Evet. Bunda öyle bir şey yok. Bu direkt MyRide üzerinden telefondakini aktarıyoruz diye ben okuduklarımda ve izlediğim videolarda anlayabildim. Mantık böyle yürütüyoruz. Evet, sadece mantık yürütüyoruz şu anda. Hani yanlış bir bilgi vermeyelim çünkü. Anladığım kadarıyla telefonun ekranını kapattığında böyle yön tuşları, simgeleri çok özür dilerim. Simgeleri çıkar, evet. İşte 200 metre sonra sağa dön, sola dön. Benim anladığım o şekilde sunulacak bize navigasyon özelliği. Ama bunun haricinde telefonla konuşma, bildirim okuma, işte ne bileyim müzik çalarken müziği görme gibi özellikleri de geliyor ekran üstünde. Harika. Ya bayağı bir şey yapmışlar. Yani özellik katma, biraz değerlendirme adına bir şeyler yapmışlar. Çok güzel olmuş yani, bence. Hani mantık biz olarak şu an düşünüyoruz ama hani belki de dediğimiz gibi değil. Direkt Garmin tarzı bir gelsin şeydir. Gelsin görelim. Evet, gelsin görelim. Öyleyse eğer artık navigasyon da almaz insanlar mesela yani. Evet. Sen mesela. Evet. Kesinlikle ayrı bir aparat, CarPlay takıyordum. Mesela gerek kalmayacak. Yani. Çünkü bütün ama her şeyi yapabilirim. Ama ben yine kullanacağım. Çünkü World Day'de yeni geçtim. E tamam, yok hani. Bir sonraki sene sen yine değiştireceksin. Bakarız. Taşınacaksın. Bir şey olacak. Yok ya, ben ne bilmiyorum ama çok memnun kaldım World Day'den. Veririz abi. 2026 World Day'de yenileriz mesela. O olabilir. Hatta yapayım mı? Ha, olur. Olur. Peki, geldik abi. USB şarj portu ve standart donanım telefon bağlantısıyla beraber. Gerek var mı? Yani şöyle, şunu diyebiliriz. Normal şartlarda birçok motosiklet artık USB portuyla geliyor. Evet abi. Amenna artık, hani lütfen ya gelsin zaten. Ya şunu çiftli de yapın ya, değil mi? Abi bir şey diyemem ona. Hayır, şöyle telefonunu şarj edin, uzun yoldasın. Diğeriyle de abi ne yapacaksın abi diğerini? Bak, çekim mekim yapan kişiler çoğaldı. Tabii ki de. Yani bunu da oraya bağlasın, adam çekim için kendine olanak tanısın, bir fırsat tanısın, evet, bir şarjı olsun. Söylediğin şekilde mantıklı. Yani bence gerekiyor ya. Eskiden hiç olmazsa çoğaltıcı yapıyordun, yine yapıyordun. Şimdi bir tane koyduğu için yapamıyorsun. O zaman bu senin hoşuna da gitmeyecek o zaman. Type-C portuyla gelmesi. Evet. Yani çünkü Type-A artık bitti. Evet, evet. Yani bitti ve hani telefonumuzu şarj edeceğiz diyorsun mesela. Evet. Abi Type-A ile Type-C'yi takacağım, mis gibi hızlı şarjımı yapacağım. Evet. Kameramı şarj edeceğim. Güzel. Bu arada jantlarda bir değişiklik yok. Yok, 21, 18 aynı. Yine aynı. Aynı, klasik yani jant. Değişmeyenlerden de bahsedelim çünkü insanın aklına gelebilir. Ya şey, çünkü bununla ilgili farklı modeller, farklı markalar jantlarını küçültenler bile oldu. Yani aynen, ismini vermeye gerek yok. Yol odaklı yaptılar. Ama bu motosikleti alan her zaman için ne diyoruz? Yani yolda da gidebilirsin. Bunun kanıtı olarak ben kendimden de biliyorum. Mesela. Ama böyle araziye vuracağım dediğinde de bundan vazgeçilmedi. Bu 21 jant devam ediyor abi. Aynen öyle abi. Bununla beraber vazgeçemediği, jantla beraber vazgeçilemeyen tek bir şey de tahmin ediyorum. Lastik oldu. Pirelli STR Rally lastikler devam ediyor abi. Devam abi. Aynı. Gerçekten deseni devam. Beğeniyorum. Yani şeyin desen içinde güzel. De kullanımda da off-road'da da başarılı bir lastik. Standart yani. Ya şöyle, evet, mükemmel bir lastik demiyorum ama işini yerine sonuna kadar getiren. Kesinlikle. Ve zaten Pirelli'den bahsediyoruz yani, hani adam üretebiliyor bu lastiği. Evet, evet. XX bir marka değil yani. Yani, yani zaten Tenere ile beraber tanıttı. İlk onda bu lastik serisinden bahsediyor. Tabii. Evet, doğru onunla söylüyorsun. Onunla tanıttı ve doğru bir match olmuş. Kesinlikle doğru. Kesinlikle. Çok güzel, başarılı olmuştu. Bu motosikletlerin bir de yelpaze olarak çeşitlendirmişti. Evet, farklı versiyonları Yamaha var. Ne yaptı? İlk önce çıkardı. Tenere 700 standart dedi. Ondan sonra Rally'yi çıkarttı. Rengi de güzeldi bu çok arada. Çok güzeldi. Yine aynı şekilde çıkıyor. Ona da geleceğiz. Yani yeni versiyonda. Ve geniş tuttu. Bunu da amaçlarken kişilerin boyunu, özelliklerine göre kullanma isteğine yönelik bir şeyler yaptı. Evet. İşte Explore yaptı, Extreme yaptı, Rally yaptı, Düz Tenere yaptı, World Raid yaptı. Aynen öyle. Şimdi ben anladığım kadarıyla yine boy avantajı olmayan ama ben yine Tenere 700 kullanmak istiyorum. Kaç boyu kaçtı abi? 76. 76 diyorsun. Mesela ben 75'im. Ben benim bacak boyum abi. İşte yine özellik fark ediyor. Orada hani bacak boyu devreye girdiği zaman aynen bu motosiklete kullanabilirlik var. Hatta bana çok kişi hani yazdı, çizdiğinde abi boyun kaç?
Diyorum ki 1.75. Sen abi daha nasıl uzunsun oluyor bence bu arada. Yok değil, 1.75. O zaman ben daha kısayım. Hayır abi, benim bacak boyum, anlamsız bir uzunluk var bacak boyunda. Olabilir, ve doğru. Ve oturduğum zaman ayaklarım çok rahat dengeleyebiliyor. Evet, sen bayağı rahat oturuyorsun. Ama bu motosikleti ben her zaman için söylüyorum, kullanmak isteyenler boyu kısa da kullanabilir. Nasıl? Kesinlikle kullanabilir. O hani mabat dedik biraz daha şey olsun diye. Mabatı bir sola kaydırdın, hani dengesi sağlamak için bir ayağı aşağıya bastığında durduğun yerde durursun. Gitmeye kalktığında toparlarsın, gidersin. Bu kullanılma özelliğine yönelik senin tecrübene bağlı. Tam olarak öyle. Ama 2025 denerede tecrübeye bakmaksızın fabrika çıkışı olarak bir standart şekilde alabiliyoruz. Ahmet de kullansın diye. Tam olarak, ya şöyle, şimdi ben senin motoru da kullandım. Derhan'ın motoru da ben kullanıyorum tenere. Ama satın almıyorum. Niye satın almıyorum? Abi o ışıklarda şu Toto'yu böyle kaydırayım, böyle durayım yapmak istemiyorum. Ha, eğildi yere geldiğinde işte. Aynen öyle. Bir de yani motorda yüksek motor. Evet, evet. Çok güvende hissetmiyorum bazen. Yamaha'da demiş ki tamam kardeşim, Ahmet de kullansın, Mehmet de kullansın. Bacak boyu kısa olan kullansın. Ben fabrikadan bu motoru istersen eğer 20 milimetre daha kısa olarak sana satarım. Bununla beraber geliyor. Aynen iki öyle. Şey olarak. İki seçenek. Ya standart tenereyi alıyorsun ya da 20 milimetre kısaltılmışı alabiliyorsun. Ve bu da aslında yine şöyle avantajlı, kullanmak heves duyanlara bir olanak tanımış oluyor. Yani şöyle de diyebiliriz aslında, şimdi kısa tenere kullanmak istiyorsan, daha alçak istiyorsan ya bir alçaltma kiti alacaktın ya da Explore serisini tercih edecektin ki bacakların yere değsin. Ya diyor, hiç onlara girmeye ekstra gerek yok. Ekstra para verme ya bana verme. Kardeşim sen bunu beğeniyor musun? Evet. Al kısasını sipariş et o zaman. Aynen. Amenna, öperim başıma koyarım. Gayet yani. İyi. Kesinlikle çok O zaman iyi. Şöyle bir şey var. Ben şunu da düşündüm. Tenere 3 tane geliyor şu anda 2025. Değil mi? Nasıl? 3 tane derken? Düz tenere, rally, bir de alçaltılmış olarak. Ya evet, şu an lansmanı yapılan olarak en azından söylediğin şekilde. Renkler ne oldu abi? Icon Blue klasik zaten. Evet, bu tutuldu renk, beğenilir bir renk çünkü. Aynen öyle. Diğerine bakmam lazım. Çok karışık oldu. Şeydi, Frozen Titan. Titanium. Titanium. Ha, Frozen'ı İngilizce söyleyip rica ediyorum. Frozen. Dur. Titanium. Titanium. Aynen. Frozen. Tamam. Titanium. Donmuş titanium abi. Evet. Birisi donmuş titanium, Frozen. Titanium. Birisi donmamış titanium. Ha, ya ama. Onur bakışa bak. Onur hayatı sorguluyor. İki tane renk var. Evet. Ama ben gerçekten Frozen... Titanium. Yok abi, titanium. Senin titanium'u, için titanium. Frozen titanium'u beğendim. Renk güzel olmuş. Ya şöyle, bu klasik Icon Blue, artık alıştığımız bir renk. Evet. Bak bunu da fark ettiysen, Icon Blue dedim, Icon Blue demedim. Sana yani, uyuyorum. Yani eyvallah. Evet. Bunlar bu şekilde. Rally'ye gelirsek eğer, bu da Sky Blue olarak. Yine ilk çıktığındaki gibi. Aynen öyle. Belki bir tık daha mı Baby Blue'ya çalmış gibi gördüm. Ya fotoğraflarda renklendirmede onlar şaşabilir abi. Olabilir. O güvenemiyorum yani. Yani bu Legend Red olması Legend gerekiyor. Red. Eski atıfta bulunarak. Evet. Aynen öyle. Bu Legend Red'de, o da Sky Blue olarak yine eski yarış kazanan Tenere renklerinde. Ama tek rally'de tek renk olarak gelecek. Evet, tek renk. Ya, bu da tek gelmişti zaten. Evet. O da tek geliyor. Anladım. Anladım. Geldik rally'nin başına. Bunu ayrı olarak bir değerlendirelim istedim. Fazla uzatmayayım, sorayım. Rally'de neler değişti abi? Abi rally'de yine az önce anlattığımız klasik far, YCC elektronik gaz kolu, sele, ama sele şöyle. Zaten rally'de tek tipli selemiz. Ama bu sefer selenin şekli de değişti. Dizayn şekli ve şey var, görüntü olarak da farklılığı var. Evet. Arka seleye doğru olan. Aynen öyle. Depo değiştiği için selenin ön kısmı birazcık daha depoya doğru geldi. Farklılık olarak onu söyleyebilirim. Amortisörler en büyük fark. KYB tamamen ayarlanabilir amortisör geldi. Standart tenereden ayrı KYB ayarlanabilir amortisörler var. Aynen öyle. Peki o şeyi aynı mı yine? 240 milimetre mi? 230 milimetre KYB'nin sönümlemesi. 230. Tenere'de 240 oldu. Evet. Rally modelinde 230 milimetre bir sönümleme var. Tamam. 10 milimetre daha kısa ama motorun zaten normal boyu tenere, normal tenereye oranla daha yüksek olduğu için o aradaki 10 milimetre muhtemelen oradan absorbe edilebilir gibi düşünüyorum. Bunu atlamadığımız iyi oldu. Evet. Yani önemli bir özellik. Fark olarak bir de arka
tarafı da normal tenereye göre 20 mm daha fazla sönümleme yapabiliyor. Standart tenereden evet, ayrı. Standart tenereye evet. Oranla. Evet, aynen öyle. Zaten diğer bahsettiğimiz bütün özellikler onda da geçerli. Bütün hepsi aynı, aynen öyle. İşte yine sezgisel kol, en çok üstünde durduğumuz nokta. Yine modlarımız var, Explore ve Sport olarak. Evet. Sport'u dedik işte normal günlük kullanım. Explore biraz daha araziye çıktığımızda kullanabileceğimiz, zeminin uygun olmadığı şartlarda tercih edebileceğimiz bir mod olarak geliyor. Onun haricinde de detaylandırabileceğimiz böyle inanılmaz farklılıklar yok. Diğer modeline oranla. Modele göre. O zaman toparlayalım. Ben yapılan değişikliklerden gerçekten memnun kaldım. Bir de şey var, bir dakika onu unutuyorduk. Yan taraftan görüntüde kapak gibi bir şey gördüm abi. Kapak? Selenin yan tarafından arkaya doğru uzanan. Evet, orada bir donanımsal olmasa evet. da anladığımız kadarıyla makyaja yönelik ufak tefek böyle değişiklikler olmuş. Yani onu yapmaktaki amaç nedir inan bilmiyorum. Yani tahmin de yürütemiyorum açıkçası. Belki Sele'den dolayı mı? Birazcık geriye döneceksek, Sele'yi tek parçaya aldı. O debriyaj kısmında ayağa kalkıp otururken orayı bir rahatlattı. Belki ona istinaden. Genişledi çünkü. Evet, sanırım 30 santim kadar teneremizde biraz genişledi. Onu atlamayalım. Evet, evet, doğru. 30 santim bir genişleme mevcut. Evet. O genişleme acaba Sele'nin ön tarafına doğru yine bacak boyu kısa olanları zorlayacak bir duruma getirmiş midir? Gelince göreceğiz. Yani şöyle, tek parça yukarı doğru bir sele olduğu için belki de senin söylediğin şekilde. Orayı bir incelterek gelmiş olabilir. Yok, incelterek çünkü geliyor. Tamam. O zaman yine oturulabilir bir olanak tanıyor. Biraz daha belki de kenarları yumuşak yaptı. Ona göre daha rahat hale getirdi. Öyle bir seçenek olarak sunmuşlar. Bence güzel değişiklikler var. Kesinlikle. Kullanıcı dinleyerek yapılan değişiklikler. Evet. En önemlisi. Evet, evet. Zaten bu motorun ilk çıkış şeyi de oydu. Argesi 2 sene sürmüştü 2019 yılında. 660 sonrasından değil mi? Tabii tabii. 2017-2019 yılları arasında tamamen Arge yönelik bir çalışma. Ve oradan da hani şöyle bahsedeyim. Bunu yarışlar öncesi tamamen her türlü donanıma, kullanıcıya yönelik ayarlayarak yaptıkları 2 senelik bir Arge çalışması sonucunda 2019'da tanıtımını yapmışlardı. Yine kullanıcıyı esas alarak ve World Rate'den de çok şeyler katarak hani World Rate'deki o memnuniyeti de gördüler bence. Evet. Çünkü hakikaten iyi. Evet. Hakikaten iyi. Evet. Yani ekleyeceğimiz bir şey var mı? Yani genel anlamda istiyorsan tekrar böyle bir de hap bilgi yapalım. Ekranımız değişti. Tamam. Elektronik gaz kolumuz geldi. Farlarımız değişti. Evet. Şu cam değişti. Aynen yanda öyle. Böyle silemediğimiz yer, giremediğimiz yerler vardı. Evet, çok sıkıntı o ya. Çok haklısın. Bunu da değiştirmesindeki neden? O arka tarafa uzun bir bar gibi. Sarsıntı yani ismini daha şey. Bize lanse edilmediği için bilmiyoruz. Evet. Bar diyelim. Sarsıntı engelleyici konsolu uzun bir. Konsolu taşıyacak bar. Aynen öyle. Pandizot bile diyebiliriz evet. artık. Ne evet. diyebileceğimizi evet. gelince karar veririz. O değişmiş oldu. Amortisörlerimiz 210 mm'den 240 mm'ye çıkartıldı sönümleme oranı. Debriyaj kapağı tarafında ufak tefek değişiklikler. Evet. Selemiz rally tipi tek parça seleye gelmiş oldu. Bunun haricinde sürüş modlarımız geldi ekranla birlikte. ABS on-off, TCS on-off şeklinde ve sezgisel bir kumanda geldi. Evet, benim en çok beğendim. Evet, en çok hayatta bunu kullanmadan şey yapamazsın, bir daha motora binemezsin. Sezgisel. Ya şey bile güzel, sezgisel böyle hani. Abi senin. Çok şık isim, sezgisel. İçine alıyor seni. Anlatınca ikna oldun değil mi? Neden sezgisel oldun? Çok, harikaydı. O kısmı bir daha döneceğim. Bir daha yapamam ama. Yok, ben dönüp seyredeceğim. Tamam. Bu arada lütfen siz de açıklamalara, değil mi? Evet, evet. Dönüş yapın. Orada açıklamalar kısmında bizim atladığımızı düşündüğünüz kesinlikle. Bir şeyler varsa. Çünkü diğer okuyuculara deriz ki hani burada açıklamayı arkadaş yapmış oradan da okuyun dediğimiz açıklamalar kısmına siz de görüşlerinizi belirtin. Bu arada lütfen iki yere de abone olmayı unutmasınlar. Aa, tabii, lütfen. Bir Premium Motosiklet'in YouTube artı Instagram abone ve takip edin. Seviniriz. Beni de lütfen. Yani şu konuda, tenere konusunda biraz geçmişimiz var bizim kendimize göre. Var var. Rica ediyorum. Takip edin. Bizde kalın. Sağlıcakla kalın diyorum. Sana bırakıyorum. Ahmet sen de hoşça kal de. Hoşça kal. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.